Herkese merhaba arkadaşlar, ben Sibel. Bugün sizinle birlikte Mom Life Simulator adlı bir oyun oynayacağız. Bu oyunun sonunda anneliğin nasıl bir duygu olduğunu öğreneceğiz. Eğer kadın virüsü bir şekilde abone olup beni Instagram'dan takip ettiyseniz hızlı bir şekilde oyunumuz başlasın. Aha, şu an ben doğuruyorum herhalde. Bir dakika, yeşil olanı bulmam lazım. Bastım, gitti. Allah, sarıya gitti. Kötü çocuk çıkacak ya. Evet, %30'u tamamladık. %30, bir sarı daha, %60 tamamladık. Hadi yeşil. Of, doğmuyor çocuğum. Allah, ıkın ıkın bir hal olduk ya. Hah, sonunda yavrum, koca kafalı yavrum çıktı. Ay, masmavi gözleri var yavrucuğumun. Bu da babam mı? Aa, babacığım. Adını ne koysak? Abuzettin kıllı bacak. John istemiyorum ya. Ha, niye adını John koymak zorundayım? Arkadaşım, bana ismini sormuyor musun? Ha, tamam, dur. Abuzettin. T ile mi yazılıyor, T ile mi yazılıyor? Abuzettin. Böyle herhalde. Umarım aramızda Abuzettin isimli arkadaşlarımız yoktur, yoksa beni dövebilir. Ama Abuzetti çıkıyor ya. Neye yarı yok. Abuzetti olsun. Çok garip birisin. Evet. Aa, Abuzettime bak. Mükemmel bir Abuzetti çocuğum. Dizleri şey olmuş, uf olmuş, uf. Oh, mutlu aile tablosu. IQ yarım yamalak biraz. Güçlülükle IQ eşit derecede. Sinirlilik az olmuş. Bu benden çıkmamış ya bu çocuk. Benim çocuğum çok sinirli olurdu. Evet. Şakalar falan filan. Ego, tavan. Evet, evet. Evet efendim. Teşekkürler. Paraya gerek yok. Harvard puanım %27 olacak mı? Hadi gidelim, gel. 6 aylık olalım. Koş. Hemen doğar doğmaz çocuğu şeye mi çıkardın ablam? Burada kendime kıyafet mi alsam? Ama şimdi çocuğuma kıyafet almak zorundayım. Ay, 2500 liram olsa da şu kedi kostümüne giysem ya. O sırada benim annelik skilleri gerçekten çok iyi. Oo, şu saçtan da vallahi bir Irish saçından yapsam. Motosiklet falan kaykay maykay var. Çok iyiymiş ya. Para kazanmam lazım. Çocuğumun IQ'su %45. Güçlülüğü %45, evet. %10 sinirli, canım benim. Tamam, abuz etti. Ay, ağlama, ne oldu yavrum? Abuz etti, neden ağlıyor? Abuz ettiye ne verirsem onu susturabilirim. Bir top verelim abuz ettiye. Al yavrum, al. Yeme ama, tamam mı, sakın? Oha! Evet, anne kızgın. Şimdi o topu alır ben sana. Ha? Devamını söylemeyeceğim. Ha? Abuzetçi? Yavrum, dayağımı yedin şimdi. No thanks canım, sağ ol. Aldık başımıza belayı. Koş abla da şuradan bir kafası kırılsın, hadi. Şaka yapıyorum tabii ki de. Abuzettim, hiçbir şey yapmam. Bu arada yaşım 25,5'muş. Evet, 25,5'ta çok güzel bir yaş. 25,5'ta çocuğum var. Tövbe. Ne yapmalıyız? Öpüşmeye devam etmeliyiz, bebeğimizi uyutmalı mıyız? Tabii ki de bebeğimizi uyutmalıyız anneciğim. Önce bir uyut. Evet. Ninni de yavrum, ninni. Ebucuk mu bucuk, ninni. Abi, üzgünsün. Ya yani çocuğu yapmadan önce düşünecektin o olayları. Üzgünüm. Bakamayacağın çocuğa doğurmayacaksın. 400 paramız oldu. Kendimize kılık kıyafet almaya paramız bile yok, görüyor musun? Sinema. Evet, bana bir test mi uygulayacaksınız? Yaşasın. Hayatım yeteri kadar zorlu zaten. Bir de personal test uygulayın. Evet, bunu yapın. Çocuklarla birlikte ideal bir hafta sonu seçin diyor. Sahile mi gidelim yoksa pikniğe mi? Bence sahile gidelim. Sınavda hiç kendini aldattın mı? Her zaman. Siz yapmayın ama. Eğer bir süper gücün olsaydı bu ne olurdu? 1000 IQ mu yoksa süper güçlü olmak mı? Şimdi bunu ben bir düşünmek istiyorum. Akıl en büyük süper güçtür arkadaşlar. O yüzden 1000 IQ'yu tercih ediyorum. Sağ ol canım. Ne kadar ne olduğumu merak etmek istemiyorum. Bir 6 ay daha alalım. Benim çocuğum iyice büyüdü. Şu an bir şaka testi. Bu benim de ninem mi? Nineme bir muz şakası yapalım. Neden böyle bir şey yapıyorum peki? Hocam mı bu? Ne? Ninem, öldün mü ninem? Ninem evet, ninem hiç iyi değil şu an. Ha, ben yaptım bu şakaları. Neden yaptım peki? Annem falan mıydı bu? 6 aylık daha olduk. Ben 26,5 yaşıma girdim. Evet, çocuğum kaç yaşında acaba? Hadi bakalım. Hala aynı yaşta bu. Ne sinirleniyorsun? Aa, gaz çıkar. Dünyanın en kategorisi olabilir ya bu. Kesinlikle. Bu çocuğa osurmamayı nasıl öğretmeliyiz? Baba meşgulmüş, sen değiştirebilir misin diyor.
Ben doğurdum babacık, bunun farkındasın değil mi? Sen ne yapmalısın peki? Sen de onun altını değiştirmelisin değil mi? Karşılıklı toplumsal iş bölümü bunlar. Yapma. Ama sen bundan ayrıl en iyisi. Hiç meşgul falan değildi bu arada. Osuruk kokusunu duyduğu anda kaçtı. Kesinlikle bilgisayarla yaret sevgilimin sözlerini yazıyordur. Adım kadar eminim. Hadi bakalım bir bes yapalım bari, çocuk benim çocuğum, ne yapayım ya. İşte babalar böyle. Heh. Tabii her baba diye genellememek lazım. Bazı babalar ki muazzam yani. Para verin para. Bari üstüme başıma bir şeyler alayım ya. Yıllardan beridir şu kıyafeti giyiyorum. Koş ablam koş. Zaman mı kazandım, ne yaptım? Allah'ıma şükürler olsun. Hadi bakalım, 27 yaşıma geldim, hala bir kedi kostümü alacak kadar param yok. Aha benimki buydu. Ay, benim yalnız köpkeden kocaman olmuş bu yavrum. Evet çok güzel, hadi köpkem kurtar. Kurtar köpkem, evet. Ay sen benim evcil köpkem mi alacaksın şimdi? Evet evet, bu köpkeyi alabilir miyiz? Çok tatlı ya. Ama bunu almayan insan mı olur ya? Yerim. Anne niye şaşırdın bu kadar? Babanın tipi peki? Evet gerçekten. Hadi hadi. Alalım alalım hadi. Hadi sahiplendik bu köpkeyi. Ya işte annelik böyle. Annelerde zaten böyle bir şey var veya babalarda da oluyor. Alıyorsun köpkeyi, kediyi getiriyorsun. Ondan sonra hiçbir şekilde istemiyorum o köpeği. Hiçbir şekilde istemiyorum o kediyi deyip ondan sonra sizden daha fazla seviyorlar onları. Çevremde hep böyle şeyler yaşanıyor evet. IQ'm artı 5 artmış köpeğe getirdiğim için. Kaş artık bir köpkem de var, bu ne, kalp kazandık. Ne oldu şimdi? Aşık mı oldum? Ha, bir tane kalp kazandık, güzel. Bir 6 aylık daha olduk. 2 tane kalp kazandık. Ne işe yarayacak? Hiçbir fikrim yok. Grandma! Biz nesillerden beridir sürekli Harvard'ı kazanıyormuşuz. Şimdi Abuzetti'yi de kazandırmamız lazım. Grandma öyle diyor çünkü. Yani anneciğim, yani o senin kontrolünde değil biliyorsun. Benim kedim ya. Kedi ne ya? Benim çocuğum ya. Demekle zorlanıyorum. Evet. Üzgünüm. Çocuğum belki Harvard'a gider. Belki... Ne? Ben evden mi kovdu bu? Yapma anne. Anneciğim yapma. Çocuğun hayatına ne karışıyorsun? Belki Harvard'a gitmek istemiyor yani. Ha? Niye karışıyor? Belki kazanamayacağız. %30 Harvard'da kazanabilirim. Evet koş 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 koş. Alalım mı bunu? Kaykay'la anne. Bence aşırı cool. Oh artık Kaykay'ımla gidiyorum ya. Gerçek hayatımda gördüğüm en cool anneyim şu an. Kaykay'la. 28 yaşında Kaykay'la ve bir tane köpyesi olan bir anne. Çok güzel. Ama hala bir kedi kostümüm yok. Şimdi anneme bir şaka yapacağım. Çocuğumu Harvard'a göndermek istediği için ve beni buna zorladığı için. Sana ben bir kek yapayım anne. Al bak nasılmış bumerang. Oh kanlı kek. Bir oyuncak araba koyayım, bir ayağını kaydırayım bu annemin. Anam. Annem çocuğumu Harvard'a göndermek istediği için ona düşman mı kesildim? Neler yaşanıyor? Neden böyle şakalıklıklar mesela? Yine mi test? Personal test. İstemiyorum abi ya. Hiç yaşınız hakkında bir yalan söylediniz mi? Never. Never or never. Hangi ruhtayız? Travis Scott mı yoksa Kylie Jenner mı? Kylie'yim herhalde ya. Hiçbirini arayarak şaka yaptınız mı? Evet. Bayılırım. No thanks. Okumak istemiyorum. Sağ ol. 28,5 yaşındayım. Çocuğum hala aynı yaşta. Bu nasıl ya? Ben yaşanıyorum, çocuğum niye yaş almıyor? Benjamin Button mısın oğlum sen? Ha Abuzetti? Kavga mı edeceğiz? Abuzetti'nin okul sınavı var gelecek hafta. Çocuğumuzu ders çalıştırmaya ne dersin babacık? Abuzetti'ye eğitmeye başlamalıyız. 3 artı 2 kaç eder abuz ettim? 5. Aferin çocuğum. Daha konuşmayı bilmiyorum. 5 demeyi nasıl biliyorsun? 7 artı 5. 11. Doğru. 3 artı 7. 10. Aferin kız. Harvard'da kazanacaksın ha. Kaç bakalım. Oh yeni kıyafet sonunda ya. İstediğim kıyafet seçebilir miyim? Kedi kostümü lütfen. Şey değil mi? Bayağı iyi. Bari kedi kostümünü almaya paramız yok. Bari reklam izleyip şu kostümü alalım ya. Malefiz olacağız. Hadi bakalım. Of harbi malefiz oldum bu arada. 6 aylık daha olduk. Of. Boynuzlarım falan var aşırı iyi. 29 yaşında şöyle bir anne gördünüz mü hiç? Altında kaykayı var ha. Evet. Koçişkam dedi ne ağlıyorsun? Ha? Nasıl yardımcı olabilirim canım? Her şey çok pahalı diyorsun da. Ya ne yapabilirim yani ben? Ha, sen, ben de bir iş bulmalıyım. Emrin olur. Çocuğuna kim bakacak? Ha? Kim bakacak çocuğa? Ben bir ofis sekreterim mi olsam, bir kişisel asistan mı olsam, sekreter olayım hadi. Şöyle bir sekreter. Sağ ol, buldun mu hemen iş? Hemen gideyim canım. Az o malefiz kıyafetiyle mi gideceğim acaba? Çünkü öyle bir sekreter hayatımda görmedim de. Kaç bakalım koş. Bir 6 aylık daha olduk. Ay çocuk hala aynı ya. Benjamin Button.
suratlı abuzitti. Evet, iş görüşmesine iyi Malefis kostümüyle gelmemişiz. Kendimden bahsedeyim abi. Ben Malefis kostümünü giyiyorum. Bir çocuğum var ama Benjamin Button gibi hiçbir şekilde büyümüyor. Ben yaş alıyorum ama çocuğum hiçbir şekilde yaş almıyor. Bir köpkem var, bir hafif asalak bir kocam var maalesef. Böyle geçinip gidiyoruz işte. 5 kuruş param yok aynı zamanda. Bu işe başvurdum. Umarım alırsınız beni. Lütfen beni al, yoksa 5 kuruş param kalmayacak abi. Lütfen. Böyle bir konuşma tarzım var ya. Geleceğe dair planları neler? Güzellik. Vallahi egzotik bir kumsalda serinlemek isterim abi. Şu an 5 param olmadığı için serinleyemiyorum. Kocam bana çalış dedi, ben çalışıyorum. Çok eğlencelisin. Yarın sabah işe başlıyorsun. Koş 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 koş. Bir 6 aylık daha olduk. Yarın iş başı. Hadi bakalım, 3 tane kalbimiz oldu. 6 aylık yine çocuğum ama hiçbir şekilde 6 aylık olmuyor ve ben 30 yaşıma geldim. Ben 30 yaşıma geldim de hala... Ne gülüyorsun anne? Annem bana şaka yapıyor. Örümcek şakası yapılmaz ya. Düşman da yapılmaz. Peki benim Malefis kostümüyle spor yapmam hakkında ne düşünüyorsunuz? Anne gül gül. Seninle daha çok şaka yapacağız. Dur dur, ben şimdi sana bir ağırlık yapayım da biraz daha şey koyayım. Ha, ne dersin? Canım annem. Canım annem benim ya. Annemle garip bir uyumumuz var. Birbirimize sürekli eşek şakaları yapıyoruz. Garip. Koş bakalım, bu neymiş? Bu bir soru işaretli. Evet. Denemek istemiyorum, sağ ol. Hayatım yeteri kadar zorlu. Bir de sınav çekecek halim yok. Hadi mama ya artık. 30,5 yaşına geldim. Hala büyümedin ya. Nasıl gelişimi kötü bir çocukmuş bu. Evet. Yemiyor. Ne vereyim? Force feed ne ya? Ondan vereyim. Aa, Allah. Allah kahretmesin. Çocuğumu öldürdüm mü? Ne yaptım ben ya? Çocuğum boğazına kaşık soktu. Çok kötü bir anneyim ben. Yavrum ama sen hiç büyümüyorsun ki. Yersen büyürsün işte ya. Hala Harvard'a gidemiyorum bu arada. Evet. Bu neymiş? Wheels. Ne demek? Ha, bunlardan alıyoruz. Hiç gerek yok. Kaykayla güzel devam ediyoruz ya. Şu kıyafeti bir değiştirsek mi? Ne yapsak? Para lazım ama. Evet. Yavrumla biraz iş yapıyoruz. Sakın bak, bir yere basma. Ne oldu? Kuskus aferin ya sana. Bilgisayarımı Çin ettin, abuz etti. Seni laptopumu düzelteyim yoksa çocuğu tuvaletime götüreyim. Laptopumu düzeltmem lazım arkadaş. Bu benim işim çocuğum. Yani yaptığın şey ayıp, şuna bak, full kusmuk oldu. Bilgisayarın çalıştığına şükredelim yani. Kaç 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 kaç, bir 6 aylık daha olduk. Evet bakın, 31,5 yaşındayım, hala çocuğum aynı yaşta ya. Bu nasıl bir şey? Büyülenmiş bu cinli çocuk. Evet ya, evet, bir de annenle seni baş başa bırakma bence de. Kesinlikle anne, çok haklısın. Bence de benim çocuk büyümüyor yoksa, baksana. 32 yaşındayım çocuğum, hala aynı şeyde ya. Hadi artık bence de bir yürümelisin değil mi? Ben kaç yaşına geldim, sen kaç yaşında kaldın ya? Gelişimi tamamlayamıyoruz bu çocuğun. Hadi gel gel gel, yürüyelim yavrum yavrum. Ha bak, yürümeyi öğrendin, şükür. Evet, bir 31,5 Harvard'ı kazanma skillimiz arttı, çok iyi. Bu gidişle bir 20 yılda ben Harvard'ı kazanırım herhalde. Evet, bir 6 ay daha alalım. Hadi bakayım, kedi kostümüme para yatıyor mu? Uf, 2,5 lazımmış, çok fazla. Ne oldu, ne oldu? Nereme kırdın? Hasta mı bu çocuk? Niye ağrıyor? Tüm gece boyunca ağlamış. Allah Allah, nesi var acaba ya? Ona bir teddy bir yerine bulalım ya. Onda ne ağlıyordur yavrucağım? Da 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 da. Şu, acaba şu kafamdakiler çıkarsam belki de ondan korkuyor çocuk. Yine osurdu ya. Bu sefer babanız, baba yapacak bu sefer. Sen yapacaksın, değiştir. Kocam, değiştir koca. Bir uyuduğunu görürsem. Hadi hadi hadi, öyle somurtmalı değil, hadi. Bebek surat yapıyoruz. Değiştiremez de bu ya, kontürlü burun. Oh be, rahat uyku yeter be. Malefis kostümüyle uyuyorum, yeter. Çoluğuna da başlayacağım, çocuğuna da yeter ha. Koş koş koş. Oo, şeytanlı bir saat dilimi kazandık. Evet. Ana, hele şükür ya Rabbi, sonunda büyüdü ya. Bunun kafasında neden neden Malefis kostümü var? Allah'ıma şükürler olsun, büyüdü ya. Telefonla konuşuyorum, ağlıyorsun şeytan surat. Neden konuşuyorsun? Susadığın için su istiyorsun yavrum. Su içmeye ne dersin? Sana ben bir süt getireyim, gel. Oo. Hala biberonla süt mü içiyorsun yavrum? 30 yaşına gelmişsin ya. Abuzetti ile bir personal test çözeceğiz. Maalesef ki
Ne kadar ara sıra ağlarım ya işte. Yani romantik hiç sevmem. Evet, Natalie de yok canım, sağ ol. Koş 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 koş, bir 6 ay daha olalım yavrum, biraz daha büyüsün. Ben 33,5 yaşına gelmişim, yaşlanıyorum. Hadi saklambaç oynayalım. Şeytan çocuk. Hadi bakalım oynayak kız. Ama ben çok güzelim ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sağım solum saklamayan ebe sobe abuzetti, seni bir bulamazsam var ya abuzetti. Bakalım buralarda değil abuzetticim. Nerelere gitsek? Şöyle bak, oklar gösteriyor. Keşke gerçek hayatta da şöyle bir ok olsa ya. Evet. Abuzetti hiç görünmüyorsun yavrum. Canım yavrum. Uzaylılar tarafından ışınlanıyorsun herhalde orada. Aaa, çok komik. Bir 500 lira daha alırsam o istediğim kedi kostümünü alacağım. Hadi bakalım. Evet, bir kalp daha kazandık. Yaşasın. 6 aylık daha oluyoruz. Bakalım Abuzetti biraz daha büyüsene yavrum. Hiç büyümüyorsun ama. Nasıl bir aile olur ya böyle. Tek problemimiz babamızda bunlardan yok. Evet, bizim de çalalım bakalım. Hadi bakalım. Bilmiyorum, ne diyorsun yavrum? Abuzettim. Babayı arayalım. Ne dersin? Okay, cool. Bu Abuzettin neden saçı yok? Bir tarafında çocuğun saçı var, bir tarafında yok. Babasının şeyi var ama, saçları var ama genetik de değil, anlamadım. Kaç kaç kaç, yeni kıyafet lütfen, kedi kostümü alabilir miyim lütfen? Hadi bir kedi kostümü. Bu ne ya, babanın ırkası. Bir 6 aylık daha olalım. Hadi, para lazım, kedi kostümü alacağım ya. Merhabalar patron, sen bana geçen gün başla dedin de ben geciktim ya. Alışverişe gideyim, tamam. Ha, kıyafet mi denemem lazım hediye olarak? Şöyle bir hediyelik ne dersin? Ay, karısı mı bu? Yani çok kötü bir outfit. Kovulduk mu acaba? Evet, bu gece yalnız kal. Abi yapma etme ya abla. Abla beni işimden niye kovuyorsun abla? Gayet de güzel bir outfitim vardı, yakışmıştı ya vücuduna. Vücudun kötü senin bir kere. Ne giysen yakışmazdı yani. Kaç 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 kaç, yine mi personal test yeter ya, bektim ama ya. Aynen aynen, sürekli ailemle olurum, romantik he he. Evet, tabii ki de house. No thanks, istemiyorum, bye. 6 aylık yine, bu çocuk hiç büyümüyor ki. 300 lira kalmış ya kedi kostümüne. Yavrum niye üşüyorsun, neden yalnız kalmıyorsun? Ne yapıyorsun şu an? Hayatın altında hayaletler gördün, canavarlar gördün. Gel gel, ben sana bak, ben canavarın da kendisiyim oğlum. Aynısıyım işte. Gel gel, tamam. Hayatta yatamazsın dedim. Ha, evet. Çocuğu harbiden canavarlar yedi herhalde. Çocuk psikolojik. Gelişim biraz tamamlayacak. Zaten zor büyüttük bu çocuğu ya. Psikolojisini bozduk şimdi. Koş koş koş, psikolojisi bozuk çocuğum. 6 ay daha bu çocuk tabii büyümez. Baksana ben 35,5 yaşıma geldim. Ha, şimdi de kocaman mı şaka yapıyoruz? Babaanne, evet. Neden? Biz çok şakacıklı bir aileyiz ya. Şuna bak. Elektrikli ciklet getirmiş anneanne ya. Ben de bir su şişesi koyayım da bir kafamda dökülsün anne. Hadi bakalım. Oh. Bir de şuraya yapıştırıcı yapıştırayım. Oo, bir elektrik çarpsın, çok iyi olsun. Ha, ne oldu anne? Ya şaka öyle yapılmaz, böyle yapılır işte. Yok ya, gerek var mı buna? Var var, güzel olur. Hep kaykay hep kaykay olmaz. Haydi artık bisikletli şeytanlarız. Çok iyi oldu bence de. Hadi bir 100 liracık ya. Kedi kostümü, çocuğum da mı kedi kostümü giyecek acaba? Evet, telefon çalıyor. Kocamın telefonu çalıyor. Bensiz habersiz kim arıyor? Evet, birileri arıyor baba. Principal. Kim bu? Abuzetti kavga etmiş. I'm so sorry. Nasıl cezalandırılacak şimdi? Şimdi dayağı yedin Abuzetti. O kafa bir gider. Evet, şimdi Abuzetti'yi benim cezalandırmam lazım. Ona mutfağımı temizleteyim yoksa bir hafta telefon yok mu? Bir hafta telefon olmasın. Hadi ağla biraz. Evet, ağla ağla. Ağlayıp odana git. Evet. Bunu kavgaya çıkartmadan önce düşünecektin Abuzetti'cim. Hadi hadi hadi. Şuradan hemen şey alacağız. Kıyafet alacağız şimdi. Hadi bakalım, bir kedi kostümüm alayım. Oh, çok güzel. Evet, çocuğumun kedi kostümü giymesi çok iyi oldu. Bütün param buraya gitti ama ya. Evet arkadaşlar, bugünün videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte Mom Life Simulator adlı bir oyun oynadık ve bence aşırı eğlenceli bir oyun. Videonun devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda kendinizi belli etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.